Neyin var Ferman, hasta mısın? Yemeğine de dokunmadın. İstersen başka bir şey yapsınlar sana. İstemez. Niye kızıyorsun canım? Kötü bir şey demedim ki ben. Tabii. Senin aklından hiç kötülük geçmez değil mi Şayka? Aşk olsun Ferman. Ne biçim soru bu şimdi? Beklediğiniz biri mi vardı? Bizim yok. Benim var. Öyle mi? Kimi bekliyorsun? Ali'lerin bebeği için bir bakıcıyla anlaştım. Baba daha çocuk doğmadan erkenden ne gerek vardı ya? Ben çocuğuma kendim bakmak isterim. Olsun. Mutlaka yardıma ihtiyacınız olacak. Erkenden işe başlasın, birbirimize alışalım istedim. Ayrıca evin şartını şurtunu da öğrenmiş olur. Ferman Bey, hanımefendi sizinle görüşmek istiyor. Buyurun. Hoş geldiniz. Ben sizi tanıyorum ya, siz annemin akrabasısınız. Evet. Hanımefendi artık burada köşkte bizimle birlikte yaşayacak. Buyurun soframıza. Vera, bir servis açar mısın? Buyurun lütfen. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Biraz uzansam iyi olacak. Otur Şayka. Misafirimiz varken nereye kalkıyorsun? Dediğim gibi Nazlı Hanım anne tarafından Ali'nin akrabası sayılır. Yabancımız değil yani. Vay be. Bunca zamandır siz görüşüyordunuz demek ha? Vallahi ben bile yeni tanıdım ya Nazlı teyzeyi. Aslında uzun zamandır görüşmüyorduk. Benim işe ihtiyacım vardı. Torunumu da yabancı birine emanet edemezdim herhalde. Öyle değil mi Şayka? Yani aslında pek yerimiz müsait değil ama. Yakın bir zamanda yerimiz olacak Şayka. Çok yakın bir zamanda. Sen bunları hiç dert etme. Nasıl istiyorlarsa öyle olsun. Vallahi benim için problem yok. Benim için problem yok da. Yani annesi ne der bilemem. Böyle bir şey düşünmeniz büyük incelik. Peki. O zaman hayırlı olsun diyelim ha. Benim de sizinle paylaşmak istediğim bazı planlarım var. Sude taburcu olduktan sonra ona kendi evimizde yaşamayı teklif edeceğim. Hem böylelikle siz de rahat rahat sığarsınız. Ben lavaboya gidiyorum biraz. Şayka Hanım. İyi misiniz Şayka Hanım? Vera kolonya getir. Tansiyon düştü herhalde ya. Odasına çıkarım Bulut. Birazdan kendine gelir. Oturun ya. Ben pek uygun bir zamanda gelmedim galiba. Yok Nazlı Hanım. Tam zamanında geldiniz. Siz dert etmeyin. Birazdan kendine gelir Şayka. Ne oldu ki, ben hiçbir şey anlamadım. Ne olacak? Baksana Şayka Hanım'ın annemin akrabasına bile tahammül yok. Siz kusura bakmayın Nazlı teyze. Thank you.
Kendine geldin mi? İyiyim. Biraz tansiyonum düştü ama şimdi iyiyim. Güzel. O zaman şöyle yapıyoruz. Yarın sabah uyandığımda seni bu evde görmek istemiyorum. Ne? Sen ne diyorsun Ferman? Dediğimi duydun. Bu son gece. Yarın sabah uyandığında bir bahane bulacaksın. Çocuklara bir şey belli etmeden ortadan kaybolacaksın. Seni bu evde görmek istemiyorum artık. Zahide'ye yaptıklarının hesabını vereceksin. Ferman, yapma. Bak, o kadın ne dediyse hepsi yalan. O kadın hasta Ferman. Akli dengesi yerinde değil. Ne olur inanma onun her söylediğine. İnanma ne olur. Evden ayrılırken sadece özel eşyalarını alacaksın. Bir tek bavul. Kredi kartların banka hesabın bloke olacak. Bana hiç itimadın kalmadı, öyle mi? Hayır Ferman. Gitmeyeceğim. Ailemi o kadına bırakmayacağım. Defolup gideceksin. Köşkten de, hayatımdan da. Eğer gitmezsen çok daha kötü şeyler gelir başına. Hiç acıma. Ayrıca vasiyeti de unut. Yarın sabah ilk işim avukatı arayıp talimat vermek. Vasiyetimden sana düşen payı unut. Zırnık yok sana. Bu iş bitti. Boşanıyoruz. Bu o kadar kolay değil. Bu o kadar kolay değil. Ben senin karınım. Çocuğunun annesiyim. Adım Şahika Köklükaya. Ayrıca hak var, hukuk var. Buna izin vermeyeceğim. Sakın. Sakın. Sakın bana haktan, hukuktan, adaletten bahsetme. Zararlı çıkarsın. Ne yaparsın? Ne yaparsın Ferman? Bak, o kadın sana ne dedi bilmiyorum ama hata yapıyorsun. Hem de çok büyük bir hata yapıyorsun. Ferman, ben senin çocuğunun annesiyim. Onca yılda karınım senin. Sana merhamet göstermeyeceğim Şahika. Boşuna çeneni yol. Sen Vera'yla aynı odada kalırsın. Demek sen küçük beyin akrabasısın, değil mi? Evet. Uzaktan akrabalık var. Torpillisin yani. Çalışan olarak geldim. Akraba olmamız fark etmiyor. Fark etmesin tabii. Yüz yüze bakacağız şurada. Hatamız, günahımız birilerinin kulağına gitmesin. Birbirimize destek olalım. Tabii, öyle olacak. Daha önce çocuk bakmadıysan bana sorabilirsin. Ben pedagoji okudum. Çocuğun doğmasına çok var zaten daha. Ev ne yapacak, boş boş oturacak değil ya, bize yardım eder. Ederim tabii ki, zevkle yaparım. Nazlı Hanım'ın odasını çocuklara yakın bir yere yapın. Peki efendim. İyi akşamlar. Vay be. Torpil hiç yokmuş. Baksanıza. Sude Hanım, nasılsınız? Bilmem. İçim bomboş. İyi olacaksınız. Onun için buradasınız. İlaçlarınızı almışsınız. Şimdi güzel bir uyku çekin bakalım. İyi geceler. Teşekkürler, sağ olun. İlaçlarınızı
İlaçlarımı aldım, merak etmeyin. Sude? Anne! Sen nasıl girdin buraya? Sen anneni tanımıyor musun? Ah canım benim. Sen ne sorsan onu söyle. Nasıl olayım, gördüğün gibi, gel. Bir tanem ya, seni çok özledim. Çok merak ettim seni. Baban yüzünden seninle birlikte gelemedim. Yanında olamadım bir tanem. Olsun, iyiyim bak. Da sen iyi misin asıl, onu söyle. Yo, iyiyim, bir şey yok. Sadece seni merak ettim, görmeye geldim, o kadar. Anneciğim, ben seni tanıyorum. Sen bu saatte gelmezsin buraya. Ne oldu, anlat. Bak, ilaçlarımı da aldım. Gayet sakinim, anlatabilirsin. Tamam. Babanla biraz gerginiz. Yani. Tamam, bu yeni bir haber değil. Yok, bu seferki farklı. Yani? Yani işte şu, birazcık buradan uzaklaşmaya karar verdim. Uzaklaşmak. Babam değil mi? Ayrılmak istiyor. Bu o kadar kolay değil. Yani siz konuştunuz bunu. Anne, başka biri mi var? Ya Sude, bırak şimdi bunları. Bunları sonra konuşuruz, tamam mı? Ben seni görmeye geldim buraya. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Sen benim canımdan bir parçasın. Biliyorsun değil mi bunu? Bak, ne zaman istersen ben hep yanında olacağım senin. Hep yanında olacağım. İkimiz hep güçlü olacağız. Dayanıklı olacağız. Asla yıkılmayacağız. Bırakmayacağız kendimizi. Hadi seni sonra ararım ben. Hoşça kal. Anne. Şayka'ya bak ya. Annemle ilgili herkese, her şeye karşı kastı var, alerjisi var yani kadının, anlamadım. Yani bizim peder de şimdi durduk yere Nazlı teyzeyi niye aldı da getirdi, anlamadım. Onu da anlamadım. Seni rahat ettirmek istiyor işte baban. Evde de yabancılık çekme diye akrabanı işe aldı. Tamam da kadını biz tanımıyoruz ki. Güvenmiş demek ki baban. Bakıcıyı da önceden hazır etmek istemiş. Yani aslında sıcakkanlı bir kadın ya. Isındım yani ben. Böyle anaç tavırları var. Bakar bizim çocuğumuza ya, bakar bakar. Ali çocuğuma ben kendim bakacağım. Tamam, baban iyilik etmiş, işe almış, iyi de yapmış, güzel çalışsın da. Ama ben kendim bakacağım, kimseye bırakamam çocuğumu. Ya tamam kızım, tamam, tamam. Celallenme. Sen bak zaten çocuğumuza ya, başkası bakmasın. Akşam yemeğinden hiçbir şey anlamadım ben, bayılmalar mayılmalar. Vallahi açım ben ya, aç. Sandviç hazırlayayım mı, ister misin? Söyleriz, getirirler ya. Yok yok, ben kendim yaparım sana. Allah Allah. Hiç üşenmiyordu ya. Bir otur biraz dinlen be kızım. Demiştim Melek. Ali her şeyi biliyormuş. İkiniz bana karşı plan yaptınız.
Onun için köşke taşındınız demek. Aşkla nefret arasında bu kadar ince bir çizgi olduğunu bilmezdim. Umarım sen de bir gün benim gibi hiçbir şey hissetmezsin Bulut. Ne sevgi ne de nefret. Bunca yılı bir anda harcıyorsun ha Ferman Bey. Demek bu kadar kolaydı senin için. Ama bunun bedeli çok ağır olacak. Daha ne yapacaksın Şayka? Daha kaç kişinin hayatını söndüreceksin? Ali'ye o kadının annesi olduğunu söyleyebilirim mesela. Ağzından böyle bir şey duyarsam Sude'yi göstermem sana. Seni son kez uyarıyorum. Bunu yapmaya mecbur kılma beni. O sessizliğinin altına bir gün benim yerime geçme hayallerin mi vardı? He? Bugünün planlarını mı yapıyordun o küçük aklınla? Korkma Şayka. Senin yerinde gözüm yok benim. Bunca yıl oğlumun hasretini çektim ben, senin kocanın değil. Sen onu benim külahıma anlat. Sana yemin ediyorum bunun hesabını vereceksin bana. Bu burada kalmayacak. Bir gün köşkün önüne atıldığında elinden tutup kaldıranın olmayacak senin. Bunu yanına bırakmayacağım sahiden. Yanına bırakmayacağım. Taksiyi çağırdım, birazdan geliyor. Diğer eşyalarını istediğin yere gönderirim. Ben şimdi kahvaltı yeniyorum. Güzel güzel, sessiz sessiz bu evi terk ediyorsun. Hemen. Günaydın. Sana da günaydın. Sen de mi burada yiyeceksiniz? Yani eğer sizin için bir sakıncası yoksa. Yoo. Niye olsun ki? Hani ben belki Ferman Bey salonda yemesini ister diye demiştim ama. Benim sizden bir farkım yok ki, niye böyle bir şey istesin? Aysel öyle bilemeden söyledi. Aysel bir servis açsana, çay falan koy. Hadi yavrum, hadi. Sizin çocuğunuz yok mu? Var. Var ama uzakta. Ferman Bey sizi çok seviyor, kolluyor. Yakından mı tanışıklığınız? Çocukluktan beri tanırız birbirimizi. Aranızda bir şeyler var mı? Yani çocukluk aşkı falan. Nazlı Hanım artık kahvaltısını bizimle yapacak. Rica ederim Ferman Bey. Böyle bir şeye hiç gerek yok. Eğer bu evde yaşayacaksanız benim kurallarıma göre yaşayacaksınız. Hadi. Afiyet olsun. Sağ ol.
Bunca zamandır burada çalışıyorum. Böyle bir saygı göremedik niyeyse. Ferman Bey'in bu kadında gözü mü var? Vallahi ben şimdiden uyuz oldum. Bu köşkte tuhaf şeyler oluyor. Ben söyleyeyim. Kokusu çıkar yakında. Nazlı teyzeye torpil mi geçiyorsun babam, akrabam diye? Şahika Hanım, yolculuk mu var? Şahika Hanım aramızdan ayrılıyor. Birlikte bir karar verdik. Boşanıyoruz. Nasıl? Boşanmaya mı karar verdiniz? Maalesef öyle. Şahika Hanım köşkten ayrılıyor. İsteyen vedalaşabilir. Bu durumun bizimle bir ilgisi var mı? Hayır, sizde bir ilgisi yok Melek. Kendinizi suçlu hissettirecek hiçbir şey yok. İsterseniz bunu Şahika Hanım'a da sorun. Öyle değil mi Şahika? Ferman Bey ne diyorsa odur. Ciddi ciddi gidiyorsunuz yani. Arkamdan ağlamanıza gerek yok. Ciddi ciddi ayrılıyoruz. Ben yokken bazılarınız köşkte rahat edebilir. Ama belki yeniden görüşürüz, belli mi olur? Seremoniye gerek yok Şahika. Kısa kes. Bulut, ben yokken Sude'ye iyi bak. Hoşça kal. Baba, bu kararı sen mi verdin yoksa karın mı? Ortak bir karar. İkimiz birlikte verdik. Şiddetli geçimsizlik diyorsun yani. Ya iyi de siz yıllardır geçinemezsiniz ki zaten. Demek ki sabır da bir yere kadarmış. Hadi kahvaltımızı yapmaya devam edelim. Sebebi başka bir kadın mı yoksa baba? Benim hayatımda annenden başka bir kadın olmadı Ali. Ben sadece onu sevdim. Evli olmam bu gerçeği değiştirmez. Şahika da bunu biliyordu. Size afiyet olsun. Zamanı mıydı şimdi Ferman Bey? Tam da karım tedavi görürken. Annesiyle babasının ayrılması Sude'yi yıkmaz. Sude çocuk değil. Asıl onun şimdi onu mutlu edecek bir kocaya ihtiyacı var. Sude'nin her yerde huzura ihtiyacı var. Ben Sude'yi seviyorum. Ve Sude'nin iyi olmasını istiyorum. Güzel. Al bakalım. Teşekkürler. Alo. Alo baba. Annemle boşanıyor musunuz? Nereden duydun sen?
Ama soruma cevap ver. Aramız iyi değil biraz. Sadece bunları düşünme. Hani hep beni düşünüyordunuz? Hani ben iyi olayım diye elinizden gelen her şeyi yapacaktınız? Rahat rahat ayrılabilmek için mi tıktınız beni buraya? Sude, kızım böyle düşünme. Uzun zamandan beri annenle aramızda çözemediğimiz problemler vardı. Hani aile olmak senin için her şeyden önemliydi? Hani kimse birbirinden ayrılmayacaktı artık? Yalan mı söyledin bana? Kandırdın mı beni? Hayır kızım, kandırmadım. Sana söz verdiğim her şeyi yerine getireceğim. Bugüne kadar görmediğin her şeyi vereceğim sana. Artık hiçbir engel kalmadı aramızda. Baba kız gibi yaşayacağız seninle, tamam mı? Sen sadece iyileş. Hiçbir şey düşünme. Sadece kendini düşün. Tamam mı kızım? Kızım, sen benim için çok değerlisin. Selami, buraya gelin. Hoş geldiniz Şarık Hanım. Bunlar çıkışlarınız. Bugünden itibaren dernekle hiçbir ilişkiniz kalmadı. Ama Şarık Hanım... Tazminatlarınızı alacaksınız. Bir an önce eşyalarınızı toplayın. Sen de bana binanın anahtarlarını ver Selami. Buyurun Şahika Hanım. Çıkabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Olmaz tatlım. Burası sana göre bir yer değil. Senin gitmen lazım. Tamam. Ayşe. Annemi istiyorum. Ben annemle kalacağım. Ayşe hadi. Hadi. Hadi kızım. Hadi. Annemi istiyorum. Hadi, hadi. Annemle tamam. Kalacağım ben. Tamam. Tamam, annen gelecek annemle sonra. Annemle gitmek istiyorum. Ne güzel bir kızın var. İsmi ne? Adı Eylül. Gitmek istemiyor. Haklı. Çok özlüyor çünkü. Ama annesi alkolik işte. Yarım bir anne. Keşke benim de senin gibi tutunacak bir kızım olsaydı. O zaman dimdik dururdum. Kaybetmeseydin benim de bir bebeğim olacaktı. Sen yarım değilsin ki. Senin yarım tarafını kızın tamamlamalı. Ben kızımın yerini alkolle tamamlıyorum. Yenemiyorum. Bağımlısınız. Yok. Ben çalmamak için buradayım. İnsanları, annemi, babamı, en önemlisi kocamı umursamamak için.
dimdik ayakta durmak için. Birine yaslanmamak için buradayım. Yaslanacak birileri olmayınca bir çöp bile ağır geliyor insana. Size de çok geçmiş olsun. Tedavi için mi gelmiştiniz? Yok. Bir dostum için geldim. Burada tedavi görüyor. İstedim ki sırtımı bir dostuma yaslasın. Ben odama geçeyim. Görüşürüz. Ne güzel. Umarım dostunuz unutmaz bu yaptığınız iyilikleri. Unutsa da olur. Onu dimdik yürürken görmek, uzaktan da olsa mutlu, sağlıklı olduğunu bilmek bana yeter. Peki, dostunuzu bu kadar çok severken uzakta kalmayı becerebilecek misiniz? Daha önce becerdim. Yine denerim. Bir beklentim yok. Ama bazı insanlar kör. İçinizdeki güzellikleri hiçbir zaman göremeyecekler belki de. O hep mutlu olsun. Hep gülsün. Dimdik ayakta dursun. Ben başka bir şey istemem. Yüzünü dökmesinler ona. Saçının teline kıyamadığım insan, ellerinin elinde oyuncak olmasın bana yeter. Yolsuzluk ve rüşvet kapsamında kameraya takılan görüntüleri basına sızan savcı Handan Erdemli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca savcı Erdemli'nin soruşturma dosyasına rüşvetin yanı sıra silahlı örgüte yardım etmek ve yataklık etmek gibi suçların da eklendiği belirtildi. Şahika Hanım'la çok ani oldu. Beklemiyordum açıkçası. Çok uzun süredir problemlerimizi size yansıtmamaya çalışıyorduk. Ani değil yani. Neydi problem? Anlatmak isterseniz dinlerim sizi. Evliliklerde bazı günahlar görmezden gelinir Bulut. Bazıları ise affedilmez. Size benzediğimi söylemiştiniz bir ara. Şahika Hanım sizi geçmişte affetmiş. Sude gibi. Belki de şimdi Şahika Hanım'ın affedilmeye ihtiyacı vardır. Bir yalan üzerine kurulu evlilikten hayır gelmez Bulut. Unutulmaz, üstü çizilmez. Ali'nin annesini unutamayan siz misiniz yoksa Şahika Hanım mı? Bu başka bir şey. Affedilmeyecek bir hata. Bu kadarını bil yeterli. Peki. Sen bana bir şey mi söyleyecektin? Ha, bu Ekrem. Ekrem Aksoy. Şirketle ilgili bazı bilgiler istiyor benden. Olur. Verelim. Oyunu onun istediği gibi oynayalım. Sizin bu Ekrem'le tam olarak meseleniz nedir? Ekrem karanlık bir adam. Çok uzun yıllar hapislerde çürüdü. Niye? Çünkü hep başkalarının tetikçiliğini yaptı. Arkamı kollarken beni sırtımdan vurmaya kalktı. Ben de onun için hep kendimi kolladım. Sizin için de yaptı mı? Tetikçilik. Madem öğrenmek istiyorsun söyleyeyim.
Ekrem çok uzun yıllar Ali'nin annesini istedi. Zahide yüzünden benden hep nefret etti. Mesele bu. Kadın meselesi yani. Şimdi seni kazanarak beni yaralamak istiyor. Hayatı boyunca hep beni lekelemeye çalıştı. Seni, aileni, babanı hep kullanmak isteyecektir. Sakın bunlara inanma. Sakın. Peki benim bir şeyden emin olmam lazım. Bu köşke getirdiğiniz kadın Ali'nin annesi değil mi? Hayır. Ali'nin annesi değil. Bu pazar günleri de var ya, sanki bir gün sonra hep sınav olacakmış hissi verir insana. Dışarı mı çıksak ya? Hava çok güzel. Olur. Kusura bakmayın, rahatsız ettim sizi. Olur mu öyle şey? Nazlı teyze ne rahatsızlığı? Otursanıza. Yok, ben oturmayayım. Yok, vallahi oturun. Şey... Bebek için nasıl hazırlık yapsak, yani neler yapsam diye konuşmak için geldim. Yani hazırlığı Nazlı teyze ya. Ne hazırlığı? Bizim pederin boş işleri işte hep bunlar yani. Doğmamış çocuğun neyine hazırlanacağız biz ya? Ha? Kuş dili mi öğreneceğiz yani? Agucuk, gogucuk. Aslında Ali'nin demek istediği bu durum ikimiz için de sürpriz oldu. Tabii ki benim de yardım ihtiyacım olacaktır. Ama bilemedim ki ne yapsak şimdi. Yani ben de zaten alışamadım bu duruma. Hala biraz tuhaf hissediyorum kendimi. Annelik heyecandır o. Kadının çocuğuyla bağı ana rahmine düştüğü andan itibaren başlıyor. Sonrasında da anne çocuğu için ölene dek yaşıyor zaten. Anne ölünce de çocuğu kendini yapayalnız hissediyor. Korumasız hissediyor. Bir de babası yanında yoksa. Üzmek istemedim sizi. Yok, önemli değil. Başınız sağ olsun. Sizin var mı çocuğunuz? Var. Var ama uzakta kendisi. İnşallah kavuşursunuz. Sağ olun. Faik amca arıyor. Umarım kötü bir şey söylemez. Alo. Nasıl olayım Faik amca, işte idare ediyorum. Seninle konuştuğumuzdan beri yok ortada. Demek çok sık görüşüyordunuz annemle. Evet. Yani bir dönem. Sizin bebekliğinizi hatırlıyorum mesela. Hadi ya. O zaman bir siz varsınız. Bir de dayım var o zaman benim bebekliğimi bilen. Hiç fotoğraf da yok ki bende. O yüzden bilmiyorum. Annemin de fotoğrafını sordum dayıma ama o da yok dedi. Sizde de yok değil mi? Annemin fotoğrafı hiç. Evet, bende de yok. Ben anneniz ölmeden önce Almanya'ya gitmiştim. Maalesef kısmet olmadı fotoğraf çektirmek. Anladım. Gideyim artık ben. Ne diyor Faik amca? Babamla konuşmuşlar. Milli piyango bileti satıyormuş. Hadi ya. Sen üzülme ya, tamam. Bak, izini bulduk artık, tamam.
Bundan sonra aramaya koyulacağız artık. Bulacağız. Nerede çalışıyormuş, ne yapıyormuş. Hepsini bulacağız. Sen sıkma canını. Bana acıyor musun? O yüzden mi buradasın? Hayır. Acımıyorum. Hangimizin deposu, hangimizin hasta tarafı yok ki Sude? Hangimiz dört dörtlüyüz? Bak etrafına. Herkes bir şeylerin esiri. Sadece fark ettirmiyorlar. Tek fark bu. Mehmet, ben senin üzülmeni istemiyorum. Senden bir beklentim olduğunu düşünüyorsan, yok. Bir beklentim yok. Sadece eski günlerdeki gibi bana içini dök. Rahatla istiyorum. Sen hayatımda gördüğüm en güçlü kadınsın. Lütfen bunu fark et. Seni buraya getiren şey başkaları değil. İçindeki kocaman Sude'yi fark edememem. Tamam. Bundan sonra daha güçlü olacağım. Araman yeter. Sadece ara. Ben hemen burada olurum. Mehmet, senin ne işin var burada? Sude'yi görmeye geldim. Benim karımın yanında ne işin var senin? Sen buralarda böyle fırsat mı kolluyorsun? Senin karınsa bizim de arkadaşımız. Bak, ona eskiden nasıl aşık olduğunu biliyorum. Bak birader, ben buraya sadece Sude'nin nasıl olduğunu görmeye geldim. Tamam, bir daha gelme. Geleceğim. Çünkü o kadının desteğe ihtiyacı var. O kadın seni çok seviyor. Benle uğraşacağına git kadını mutlu et. Selam. Selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Sana en sevdiğin tatlıdan aldım. Teşekkür ederim ama diyetteyim. Nasılsın? Daha iyi hissediyor musun kendini? İyiyim. Eskiden sorduklarında hep öylesine iyiyim derdim. Ama benim galiba şeye ihtiyacım varmış. Ya Sude, sen gerçekten iyi değilsin diyen birine. Şimdi gerçekten iyi hissediyorum. Sonuçta buraya iyi olmaya geldim.
Sen nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Köşk sensiz çok sakin. İyi işte, kafamı dinliyorsundur. Yokluğun hissediliyor. Bensizlik gerçekten de yaramış sana. Ne yalan söyleyeyim, öyle oldu galiba. Sude. Bebeğimizi gerçekten benim yüzümden mi kaybettiğini düşünüyorsun? Zannediyordum. Ama burada insan bir şeyleri daha sağlıklı düşünebiliyor. Senin suçun yok aslında. Bir şey var. Sen o bebeği benim kadar istemedin Bulut. İstedim Sude. Bebeği de istedim. Şimdi senin iyileşmeni de çok istiyorum. Gerçekten. Ama doktor kocan yüzünden hastalanmışsın diyor. Onu ne yapacağız? Şaka yapıyorsun. Bak, tamam birçok kez kalbini kırdım senin. Ama onaracağım. Buradan çıktıktan sonra her şeye yeniden başlayacağız. Uzakta kalınca insan bazı şeyleri daha iyi görebiliyor. Burada seninle yaşadıklarımı da gözden geçirme fırsatım oldu. Her şey çok güzel olacak Sude. Göreceğiz. Niye bakıyorsun öyle? Bugün gözlerin sanki başka bir güzel bakıyor. İçin dışarı çıkıyorum. Bekle, birlikte çıkalım. Belki baş başa bir yemek yeriz ha? Sadece Ali için buradayım. Bunu biliyorsun. Biliyorum. Ama izin ver kendimi affettirebilmek için bir şeyler yapayım. Oğlumun yanındayım ya. Bu bana yeter. Olsun. Ben yine de ömrümün sonuna kadar beni affedeceğin günü bekleyeceğim. Ben çıkıyorum. Sude'nin selamı var. Nasıl, iyi mi? İyi görünüyor. Peki seviyor musun onu? Aramızdaki bağ sevgiden değil. Hayır, onu sormadım. Sen gerçekten seviyor musun? Evet. Peki sevgiyi tanımlar mısın bana? Sence nedir sevgi? Ne olursa olsun yanında olmaktır. O seni terk edip gitse bile iyiliğini isteyebilmektir. Sevdiğin insan giderse her şey çok kötü olur çünkü. Ama yine de umut edebilmektir. Belki bir gün o da sever. Benim kadar değilse bile belki sever dersin. Aslında birini ne kadar sevdiğimizden çok nasıl sevdiğimizdir önemli olan. Yani benimki şimdi yersiz bir sevgi mi? Hiçbir duygu yersiz değildir. Ama sana zarar veriyorsa sorgulaman gerekir. Bulut senin için sevilmesi kolay bir eş değil. Ama sen ulaşamadıkça daha çok bağlanmışsın. Yıkıma uğradıkça daha da çok.
Sence bu sağlıklı mı? Değil. Ama öyle puf yapınca da gitmiyor ki. Sihirle değil. Önemli olanın sen olduğunu anladığında gidecek. İstediğin geldim. Seni dinliyorum. Ben bir mektupla terk edilecek adam mıyım Zahide? Şu kadar da mı diyelim yok senin gözünde? Sana anlatmaya çalıştım. Benim bundan sonraki hayatım sadece Ali. Ne sen ne de Ferman. Oğlundan başka kimse için yaşamam ben artık. Ya ben? Ben ne olacağım? Bunca yıl o kadar hasret, bir o kadar kahır. Bunun için miydi? Paçavra gibi atılmak için mi? Ben kimseyi bir yere atmadım. Sana yıllar önce de söyledim, şimdi de söylüyorum. Ben seni hep bir abi gibi gördüm. Öyle sevdim, öyle güvendim. Başka hiçbir şey geçmedi içimden. Yahu, Ferman'ı görünce kelebek gibi kanatlanıyor musun hala? Rica ederim. Rica ederim. Bunları konuşmanın ne sırası ne zamanı artık. Ferman seni bir kere olsun aramadı. Ama ben seni bulmak için yıllarımı harcadım. Sensiz yediğim her lokma boğazıma dizin. Bir gün kapıdan gireceksin, sana geldim Ekrem diyeceksin diye bekledim. Sonu böyle mi olmalıydı? Geç bulup erken kaybetmek benim kaderim mi Zahide? İkimizin kaderi de böyle yazılmış. Evet, zamanında Ferman'a fena tutuldum. Onu çok sevdim. Ama çok da acı çektim. Çünkü onun gerçek yüzünü görmedin sen. Ferman'ı benim kadar tanımadın hiç. Bunların bir önemi yok artık. Bazı şeyleri değiştirmemiz imkansız artık. Ferman oğlumun babası. Göreceksin. Andolsun ki Ferman denilen o adamın nasıl bir pislik olduğunu göstereceğim sana. Ferman Köklükaya, akşam saat 6'da bizim o eski mekanda bekliyorum. Gel. Efendim Hüsnü. Aa, iyi akşamlar Şahika Hanım. Sizi iki şey için rahatsız ediyorum. İyisinden başla Hüsnü. Ferman Bey'in avukatı bugün beni aradı. Ferman Bey bir an önce boşanma davasını açmak istiyormuş. Desene tez canlıymış benim kocam. O avukatına söyle. Boşuna heveslenmesin. Öyle kolay kolay boşanacağımı sanıyorlarsa yanılıyorlar. Kocamdan boşanmayacağım. Bir de Zahide Hanım'la olan ilk duruşmanız bugündü. 3 hafta sonra ertelendi. Hani size daha önce söylemiştim ben. Şahit olarak Nilgün Hanım dinlenecek. Tamam Hüsnü, ayrıntıları yarın konuşuruz seninle. Tamam Şahika Hanım, nasıl isterseniz. Görüşmek üzere. Değerli bir misafirim varmış. Değerli bir emanet. Yani evinde. Biliyorsundur. Zahide
evladı için orada. Senin için değil. Sana ne bundan? Benim ne evladım, ne eşim, ne dostum var bu dünyada. Zahide'den başka kaybedecek kimsem yok benim. Senin bu hastalıklı sevdanı dinlemek için gelmedim buraya Ekrem. Ne diyeceksen adam gibi de. O kadın üzülmeyecek. Senin yüzünden hayatı karardı. Bir daha üzülmeyecek. İzin vermem buna. Zahide şayet kendi de isterse benim başımın tacı. Ayrıca bu ne cüret? Sen kim oluyorsun da Zahide'nin adını ağzına alıyorsun? Bir hırsız gibi çaldın onu benden. Ama geri alacağım. İkimizden biri fazla bu dünyaya. Ya sen ya da ben. Zahide'yi geri alana kadar ensendeyim, bilmiş ol. Diyeceğim bu kadar. Anladım Ekrem. Gel. Gel ve beni öldür. Benim de diyeceğim bu. Hadi gül biraz ya. Bak şimdi. Sen babana üzülüyorsun ya böyle. Çocuğumuz da senin gibi üzülmesin. Üzme onu. Tamam. Ya ne diyeceğim Elmas abla sana ya. Bu yemekler ne böyle ya? Çok güzel. Çok güzel. Hiçbir şey yerini tutmuyor bu senin yemeklerin. Tutmaz tabii, gadasını aldım, tutar mı? Öyle kuş yemi gibi yemekler koyuyorlardı sizin önünüze. Ha, o cıngıraklı üvey anan kilo almasın diye. Nerede bulacağım böyle yemeği? Aynen öyle vallahi. Aç kaldık vallahi koskoca köşkte ya. Ulan duyan da sizi çadırda yaşıyor zannedecek. Siz o koskoca konakta aç mı kaldınız şimdi? Aç kaldık dayı. Koskoca konakta biz aç kaldık. Allah'tan nanalık gitti de biz de karnımızı doyuruyoruz işte. Gitti mi? Ne demek gitti? Vallahi bayağı gitti dayı. Peder bayağı bir günde paket yaptı, kargoladı, gönderdi. Nereye gönderdi bilmiyorum. Ali. Ne kızım, yalan mı? Öyle olmadı mı? Boşanıyorlar babamla, biliyor musun? Bizim peder eve yeni bir tane yardımcı getirdi. Hatta şey, bizim burada gördüğümüz kadın işte, akrabamız. Nazlı. Nazlı teyze. O geldi. Şayka gitti. Bana bak. Hı. Babamın aklına sen mi soktun yoksa bu bakıcı fikrini? Yani evet, iyi olur dedim. Sonuçta onun da bir işe güce ihtiyacı var değil mi? Afiyet olsun. Vay, başkan gelmiş ya. Gel bakalım, hoş geldin, gel. Gel. Abi sandalyeyi gel, gel çocuk, gel. Gel bakalım. Gel delikanlı, gel. Ya niye gittin geldin ya sen ya? Kaynanan seviyormuş diyeceğim de. Kaynanası yok ki. Aman aman olmasın, istemez. Olur olur, kaynanası olur, kaynanası olur. Delikanlı adam o. Biz varız ya, yetmez mi? Yetmez mi dayı? Aslanım benim. Keyfim yerine geldi ya. Ben iki duble getireyim de içelim. Hadi getir. Özlettin kendini. Nasıl? Yerinde mi keyifler? Yerinde dayı, yerinde. Güzel, güzel, güzel.
Ya işte öyle abi. Bulut'un Melih'e yaptığını azmedemedim ben. Üstüne bir de gelip burada bana seni hiçbir işe yaramazsın falan deyince... Yine de senin evlilik erken olmuş müdür? En başta çocuk için evlendik aslında biz. Ama şimdi boş değilim Melih'e karşı. O da bana karşı boş değil. Peki şimdi karşına çıksa Eylül. Dikilse. Melek mi? Eylül mü? Bu nasıl soru abi ya? Ahiret sorusu bu ya. Ne yapıyorsun sen? Kızma oğlum hemen. Senin bu kıza olan hislerin merhamet mi değil mi onu anlamaya çalışıyoruz. Abi biz Eylül'le çok farklı şeyler yaşadık. Eylül çok farklı. Onun olan aşkım bitmez benim. Eylül benim geçmişim ya. Melek benim geleceğim. Ben Melek'le hayata tutundum. Yeniden doğdum. Daha da güçlendim. Eski Ali yok senin karşında. Çok başka bir Ali var artık. Hırslandım artık. Çok hırslı bir Ali var. Kız da cesur kızmış. Seninle köşke girmiş baksana. Girdi. Girdi de. O en başta aslında girmek istemiyordu ya. Hala da ayrılmak istiyor oradan da. Vaziyet sıkıntılı. Oğlum sen bu kızı hiç kıskanmıyor musun? Kıskanıyorum abi. Kıskanmaz olur muyum? Şuramda bir ateş yanıyor ki sorma. Madem bizi hiç suçu olmayan bir bebek birleştirdi... ...kaçmaktansa yüzleşmeyi tercih ettim. Ben Melek'i gördüm Bulut'un karşısında. O kız artık beni seviyor, beni. Ben bunu gördüm köşke gidince. Bunu anladım. Melek harbi kız. İlk görüşmemizde Melek'ten bahsetmiştin. Ona duyduğun öfkeden. Artık o kadar kızgın değilim. Onun bana karşı bir sorumluluğu yoktu ki. Kocamın vardı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geç kalmadım değil mi? Hayır. Tam vaktinde geldin. Geç lütfen. Yorgun gözüküyorsunuz. Öyleyim. Hayat yoruyor değil mi? Yormuyor desem yalan söylemiş olurum. Peki... ...yaşadığınız bunca şeyden sonra... ...geçmiş mi daha çok kurcalıyor kafanızı? Yoksa gelecek mi? Her şeyin bir zamanı var. Güzelliğin, umutların, duyguları eskitemiyormuş insan. Sevgiyi, nefreti eskitemiyormuş. Demek ki benzemediğimiz yönlerimiz de varmış. Bende duygular, sevgiden nefrete, nefretten de sevgiye dönebiliyormuş. Yeni fark ettim. Hem sevgi için hem nefret için tek bir şey lazım. Güç.
yeterli gücün yoksa sevgide, nefrette seni küçülür. Güçlü olmak için zayıfı ezmek, zayıfı yok etmek bana göre değil. Vahşi doğada değiliz. Zahide'nin benimle birlikte olduğunu nasıl anladın? Sen benim zekamı fazla küçümsüyorsun Ekrem. Yo yo. Şeytanın aklına gelmeyenin senin aklına geleceğini biliyorum. Nilgün Zahide'nin ilaçlarını vermemeye başladığı zaman bir şeyler olduğunu sezdim tabii. Nilgün'ü birkaç defa uyardım ama beni dinlemedi. Zahide dile gelince iki isim söyleyecekti. Ya sen ya da Reşat. Ama Ali'nin düğününde senin gönderdiğin hediyeyi alınca sen olduğundan emin oldum. Vallahi bravo. Şimdi ben sana sormak istiyorum. Sen Nilgün'ü nasıl buldun? O beni buldu. Ne istiyorsun benden Şayka? Açık konuş. Çok basit bir şey istiyorum. Nilgün'ün mahkemede tanıklık etmesini istemiyorum. Ben ne yapabilirim ki? Her zaman yaptığın gibi temizlik operasyonlarından yapabilirsin mesela. Her zaman yaptığım gibi mi? Evet. Ayağına takılan bir şey olduğu zaman gözünün yaşına bakmazsın. Seni tanıyorum. Ama bir tek hatan oldu. Neymiş o hata? Ferman'la ezeli rekabetinizde hep yenik çıktın. Hep aşkına yenildin. Bak, Zahide'yi yine Ferman'a kaptırdın. Ya şu revanşı bir alamadın be Ekrem. Buna senin de benim kadar üzülmen gerekmez mi? Üzülmeyi ben ta eskilerde bıraktım. Beni teselli eden de sendin, unuttun mu? O geceyi ikimiz de unutmak istedik. Evet. İkimiz için de en doğrusu buydu çünkü. Şimdi ne istiyorsun benden? Senden ne istiyorum? Eskisi gibi güçlerimizi birleştirelim istiyorum. Sen Nilgün'ü hallet. Ben de senin için bir iyilik düşüneyim. Perişan oldu. Babası desem benden beter. Uyuşturucu ticaretten içeri attılar biliyor musun? Kim bilir ne zaman çıkar. Ama sağ olsun. Sağ olsun benim devlet hastanesindeki doktorum burayla konuştu. Beni kabul ettiler. Yoksa nasıl karşılardı? Peki kızına bakan kadın ablan mı? Bir komşu o. Ama gün gelecek canına tak edecek. Bırakacak o da. Çocuk okumak isteyecek,
giyinmek isteyecek. İyi beslenmek isteyecek. Oyun oynamak isteyecek. Kitaplar isteyecek. Olur mu? Esas seni isteyecek. İlgi isteyecek. Sevgi isteyecek. Korunmak, kollanmak, özel hissetmek isteyecek. Sadece kendi hayatımı değil, küçücük kızımın geleceğini de mahvettim ben. Hayatı boyunca utanacağı bir annesi, nefret edeceği bir babası olacak. Onu sefalete mahkum ettim. Bu yaşında kimsesiz bıraktım. Ama bak, iyileşmek için bir sebebin var. Gücüm yok ama. Hadi herkes odaya, uyku vakti. Bak bastık ki açtı mezeler kapıyı. Aferin kız sana. Bak köşklerde böyle oluyor, gördün değil mi? Zile böyle basıyorsun, hemen kapıyı açıyorlar sana. Böyle basıyorsun, hemen kapıyı açıyorlar sana. Ay çok bağırıyorsun, sakin ol biraz. Ya kızım sen beni dinlemiyor musun ya? Ha? Hadi gel odamızda konuşalım. Ha? Hadi yukarı çıkalım. Hayır, hayır burada konuşacağız. Gel, in buraya. Konuşacağız, burada konuşacağız. Ya kızım sen bana niye kızdın ki şimdi ya? Sen bana niye kızdın ha? Ali sana ne yaptı arkadaş? Ali sana ne yaptı? Tamam bir şey yapmadım ama hadi gel yukarı çıkalım. Burada konuşacağız ya. Ya burada konuşacağız. Bak ben seni seviyorum ama sen beni sevmiyorsun. Kızım sen benden utanıyor musun? Ha? Söyle, çekiniyor musun sen benden? Söyle bana. Demek seviyorsun sen beni. Seviyorum, ben seni seviyorum. Peki şurandaki o bitiremediğin aşk ne olacak? Hani bugün Mehmet'e de bahsettin ya. İnsan geçmişini silemez ki Melek. Sen de silemezsin, ben de silemem. Sen benim yarınımsın, yarınım. Anladın mı? Sen benim yarınımsın. Zahide, bırak bu işleri, yorma kendini. Boş boş oturmak istemiyorum Ferman. Uykum kaçtı. Kalkıp kahvaltı hazırlamak istedim. Ellerine sağlık. Ne oldu? Keyfini kaçıran bir şey mi var? Niye uyku tutmadı? Yok. Oğlumun yanındayım ya. İçim rahat artık. Sen hep gül Zahide. Hep gül ki ben rahat edeyim. Ali'nin ergenliğini göremedim. Belki şimdi evladını kucağına aldığını göreceğim. Bunun düşüncesi bile benim yüzümün gülmesine sebep. Oğlun da sana benzemiş. Öfkesi de coşkusu da çok yüksek oluyor Aytan'ın.
Hop 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 hop. Nereye kızım ya? Telefonumu arıyordum ben. Elinde telefon. Tamam işte telefonumu arıyordum buldum. Sana doğru geliyordum işte. Günaydın. Buyurun kahvaltı hazır. Günaydın. Bu işler sana mı kaldı Nazlı teyze? Kızlar alışverişe gitti. Hamiyet Hanım'ın da doktorla randevusu varmış. Ben de kahvaltı hazırlayayım dedim. Omlet yaptım seversin diye. Yani seversiniz diye. Sevmez olur muyuz ya? Eline sağlık vallahi. Ödevimi yaptım. Neden hırsızlık yaptığını düşün demiştiniz ama. Neden? Bulamadım. Babanla ilgisi olabilir mi? Vallahi adam zengin. Nasıl yani? Babamla ilgisi mi var gerçekten? Çocukluğunda babanın seninle ilgilenmediğini, iş seyahatlerine çıktığında seni ihmal ettiğini düşündüğünü söylemiştin. Evet. Anneme benziyorum diye beni sevmiyor diye düşünüyordu. Yani seni sevmemesinin sorumlusu sendin. Değil miydi? Çocuklar öğretmencilik oynamayı neden çok sever biliyor musun? Çünkü ceza vermeyi çok severler. Bu sana bir şey düşündürüyor mu? Nasıl yani? Babam beni sevmiyor diye ben kendimi mi cezalandırıyordum? Hırsızlık yaparak kötü bir insan olduğuna, sevilemez bir insan olduğuna inanmak istedin. Babamı haklı çıkarmak için. Bir şey mi oldu? Melek. Yok bir şey olmadı. Bir şey söyleyecek gibisin. Yok hayır. Söylemeyeceğim hadi gidelim. İyi misiniz? İyiyim. Sağ olun. Hayatımı kurtardınız. Öldüreceklerdi. Siz şey... Tesadüfen buradan geçiyordum. Buyurun bir kahvem için teşekkür etmiş olur mu? Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Teşekkür ederim. Kızınız iyi mi? İyi, iyi. Neyse, kendinize dikkat edin. Alo, adamları topla mesaimiz var.
gözümün önünde beni kurşunlamayacaktın Ekrem. Raconu bozdun. Ayıp ettin. Bu benden sana bir uyarı. Küçük bir uyarı. Kötü bir haberim var arkadaşlar. Azerbaycan'da yaptığımız kayak tesisinin inşaatını an itibariyle durdurmak zorunda kaldık. Ortağımız olan Rus şirketi, Rus devletinin baskılarına daha fazla dayanamadı. Sözleşmeyi tek taraflı feshetti. Sağlam bir sözleşme yapmışsınızdır bu Ruslarla Sayın Başkan. Sadece yönetim kurulu üyelerini topladığımı zannediyordum. Mehmet Yalçın Erzin, yeni kurulacak olan bağımsız denetim grubumuzun başına geçiyor. Bugün de beni temsilen burada. Ali Bey'in sizi uyardığını hatırlıyorum. Hukuk büromuza gereken talimat verildi. Hakkımızı arayacağız tabii ki. Peki neden bu kadar büyük bir teminat yatırdık? Hem de bir Rus devlet bankasına. Sorumluluk benim. Rus şirketinin nakitle beni ikna etmek istedim. Bulut Bey beni uyarmıştı aslında ama... Madem sorumluluk senin, gereken yapılacak o zaman. Gereği yapıldı zaten. Sinan Bey istifasını verdi. Şu anda vedalaşmak için burada. Toplam net zarar hesaplandı mı? Ana ortaklık dışı harcamaları da hesaplarsak yaklaşık 20 milyon dolar. Maalesef kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Grubumuza bağlı bazı şirketleri elden çıkarmamız gerekebilir. Zarar eden bir işletmeyi kim alır Bulut? Bey, bazı otel ve hastanelerden bahsediyorum. Hoş geldiniz Ferman Bey. Yetişemedim toplantıya. Haberler pek iyi değil galiba. Maalesef. Sinan böyle bir hatayı nasıl yaptı anlayamıyorum. Ben çok iyi anlıyorum. Sinan Ekrem'in adamı. Ne zamandan beri? Onu bilmiyorum işte. Ben de bugün öğrendim. Sözleşme berbat. Unutalım biz bu parayı. Göz göre göre nasıl böyle bir şey yapar ya? Nasıl güvenip de böyle bir işe girer? Her şey tezgahsa girersin. Nasıl? Ya çok güveniyorsundur ortağına paraları paylaşacak kadar... ...ya da bir sebeple paraları gözden çıkartmışsındır. Hangisi? Oturun, oturun. Biz çok uyarmaya çalıştık damadınızı Ferman Bey. Ama inatla işe devam etti. Burada damadım değil. Bulut Bey. Baba sözleşmeyi oku. Acil durumlarda, afet, sıcak ve soğuk savaş durumlarında adamlar sorumluluk kabul etmiyor. Bulut'un hiçbir günahı yok. Burada kafa kafaya verip Bulut'u boş yere suçlamayın. İyiydin Sinan. Bir süre ortalarda gözükme. Ferman Bey çok sinirli. Anladım efendim. Kaçtım o zaman ben. Necip merhabalar, kolay gelsin. Oo, merhaba hocam, hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Kahve içmeye gelmedin mi hocam? Yarın inşallah be evladım, yarın. Tamam, nasıl istersen.
Muharrem, bana iki tane muz, iki tane de portakal tartıver be. Tamam hocam. Çürümesin yalnız başımı. Bugün erken dönmüşsün işten hocam. Halsizim de biraz. Her yerde de grip, salgın. Neme lazım. Kaç para o? 5 lira ver yeter hocam. Vardı şurada. Oo, Semih Bey de dönmüş bakalım okuldan. Nasılsın oğlum, nasıl gidiyor okul? Çok iyi. Sen büyüyünce ne olacaksın bakalım? İş adamı. Önce adam ol, tamam mı oğlum? Ha? Hadi kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Kim bilir ne sıkıntısı var adamcağız. Ne bileyim, baksana. Açmadı mı kuzum gene? Açar kuzum, açar. Şimdi kızmış etmiş adam. Kızgınlığı geçsin. Arar. Ya aramazsan? Yok canım. O kadar vicdansız olur mu insan? Ya gebe kız bu kadar merakla bırakılır mı? Hay boy devrilmeyesice. Aslında çok vicdanlı. Ben çok kırdım onu. Ben üzdüm onu. Sen şu işin bir doğrusunu anlat bakalım. Nasıl anlatayım Elmas abla? Ha? Aranan gam bulundu. Konfüçyüs dayının gırığı geldi. Güle güle. Hoş geldin Zahide. Hoş bulduk abi. Ah be kızım, sen niye gittin o konağa durup dururken? İnsan bir sorar, bir danışır. Abi, abi Ali'yi ne kadar görmek istediğimi biliyorsun. Tamam, gelip ara sıra burada görseydin, hatta burada kalsaydın. Ara sıra olur mu abi? Ben bunca yılın açığını nasıl kapatırım diye düşünüyorum. Abi ne olur beni anlamaya çalış. Sabahları onun yüzünü görüyorum ya, o bile yetiyor bana. Hem kötü bir şey yapmıyorum ki, anneyim ben. Dayanamazsın, dayanamazsın. Hem sonunda Ali öğrenmeyecek mi? Ha? İkimizden de hesap sormayacak mı? Dayı, yıllarca sana güvenmişim demeyecek mi bana? Ne yapayım abi? Elimde değil. Bilmiyor muyum ben bunları? Ali'ye sarılamıyorum, dokunamıyorum. Varsın beni Nazlı teyzesi olarak bilsin. Neyse, neyse. Neyse. Sinan'ı bir süre oyun dışı bırakıyoruz. Ferman Bey benden şüphelenmedi. O yokken bile Ferman Bey diyorsun. Korkuyorsun ondan değil mi? Ağız alışkanlığı. Senin keyfin yok bugün. Yok. Şu şirket işini bir an önce bitirmeliyiz. Bir an önce. Köşke gelen kadın. Ali'nin annesi değil mi? Asıl sen korkuyorsun Ferman'dan. Heybeti yakında kalmayacak Bulut. Ne eş, ne dost, ne mal, ne mülk. Hiç kimse kalmayacak. Çok yakında kendi gölgesinden bile korkacak Ferman. Artık işimize bakalım hadi. Bu sendikacı, Supi miydi neydi? Supi Demir. 3 kuruşa sattı dava arkadaşı. Dağ gibi Adem'i. Babanı sendikaya alan kendi ha. Bunlar karar alıyorlar, greve gidecekler. Ferman köpürüyor, coşuyor, kelle istiyor. Supi sağ olsun herkesi vazgeçiriyor, baban hariç. Niye greve gidecekler de? İnşaattan düşen fotoğraftaki arkadaşı için. Reha öldü o inşaatta. Ferman üzerini kapamak için babanı öldürdü. Supi satmasaydı mesele kapanmayacaktı. Adresini versene bana.
Dosyada hepsi yazalım. Al. Korkak bir adam. İşi kolay. Supi'den sonra sıra ona geliyor Bulut. İntikamın en büyüğüne. Seni babasız bırakan o adama. Ferman Köktükaya'ya geliyor aslanım. Ferman Köktükaya. Hadi bakalım Zahide. Güle güle, iyi bak kendine. Allah'a ısmarladık. Dayıcığım, benim biraz midem ağrıyordu. Erken çıksam olur mu? Tamam kızım, git biraz dinlen sen. Tamam. Sağ ol. Zaten Nazlı teyzeyle de aynı yere gidiyoruz. Birlikte çıkalım. İyi, hadi bakalım. İyi bakın kendinize. Görüşürüz. Görüşürüz kızım. Ali'ye söylemelisiniz bence. Annesi olduğunuzu ona söylemelisiniz. Sabah sizi Ferman Bey'le konuşurken duydum. Yanlış duymuşsunuz. Ali gerçeği öğrenirse, yani ona yalan söylediğinizi öğrenirse çok üzülür. O çok kırılgan biri. Çok hassas biri. Böyle bir şeyi kaldıramaz. Öğrenmeyecek. En azından şimdilik. Siz benden ne istediğinizin farkında mısınız? Ona en yakın kişi benim. Ve hayatında en önem verdiği şeyi ondan gizlememi bekliyorsunuz. Sizinle aynı yalana ortak olmamı bekliyorsunuz. Ali'den böyle bir şey gizleyemem ben. Onu benden ayırma lütfen. Oğluma daha yeni kavuştum. Biraz zaman geçsin. Birbirimize alışalım. Lütfen söyleme Melek. Sana yalvarıyorum. Sadece bir süre için. Ali'me daha yeni kavuştum. Hem bak sen de anne olacaksın. Evet. Ve bebeğimi asla bırakmayacağım. Bir annenin evladını bırakması için taşı olması lazım. Ben oğlumu bırakmadım. 20 yıl hiç bitmeyen bir kötülüğe maruz kaldım. Bırak adım atmak, konuşamadım bile. Şimdi iyileşmişken ve yeniden oğluma kavuşmuşken ayırma bizi. Lütfen, lütfen onu da beni de üzme. Ha, alo Serap, nasılsın? Dairen hazır, görmek ister misin? Tamam, ben çıkıyorum. Ha, istersen sen de çık. Tamam mı? Ha, bu arada tek başına gel, kutlama yaparız. Tamam, hadi görüşürüz. Neyi kutluyoruz? Bunu mu arıyordunuz? Kimsin sen? Sakin. İndir o silahı, öyle konuşalım. Korkmayın Supi Bey. Korkunun ecele faydası mı var? Sürün arabayı. Manyaklık edeyim demezseniz, ensenizden mermi girmeyeceğini bir süre garanti edebilirim. Buyurun, gidelim. Tamam. Sakin, tamam. Nereye getirdiniz beni? Suçum ne? Mekanınıza geldik Supi Bey. Ne oluyor? Nedir bu? Mezar. Koskoca müteahhitsiniz ama düşünüp kendinize şöyle yakışıklı bir mezar inşa etmek aklınıza gelmiyor Supi Bey. Biz de yardımcı olalım dedik. Yapmayın. Kurban olayım, bırakın gideyim ben. İşin ciddiyetini anla diye mezarını kazdık. İyi de ne istiyorsunuz benden? İnşaatı başlattığım tüm lüks daireleri, 280 dairenin
tüm tapularını. Sanırım hediyemizi kabul edecek Supi Bey. Tamam, tamam, sakin. Sakin. Ne isterseniz imzalayacağım. Tamam, tamam, tamam. Tamam, sakin. Sakin. Tamam. Kabul ediyorum, sakin. Ne istiyorsanız imzalayacağım. Size zorluk çıkmasın diye projelerinizin envanterini çıkardık biz. Avukatımızla ofisinize uğrayacağız. Ha, bu arada kaçmayın diye ufak bir önlem aldık. Alo? Alo Supi'cim, sürpriz oldu. Çok teşekkür ederim. Biz de varmak üzereyiz. Torunlar da çok sevindi. Ailenize keyifli bir kış tatili hazırladık. Ha, belki işlemler biterse siz de katılırsınız. Zira aileden daha değerli bir şey yok bu hayatta. Söde? Birazdan hemşireye vereceğim mi telefonu? Vermeden arayayım dedim. Sen nasılsın? Yoğun mu işlerin yine? Ya şey, şirkette bazı sorunlar var da onlarla uğraşıyorum. Hı. Tahmin ettim. Her zamanki gibi. Neyse görüşürüz. Ben geleceğim yarın yanına. Ali? Canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bana bak bakayım. Kız senin yüzüne doğru gelmiş, bir güzelleşmişsin. Salak. Vallahi bak. Bir sinirsizsin böyle, bir streslisin. Oh, melek gibisin vallahi, melek. Melek gibi olamam da. Bak ya, hemen soktu yine arı gibi iğnesiyle ya. Kızım melek derken kanatlısından bahsediyorum yani, hakiki melek. Ama yok, sen cadısın, cadı. Tam bir cadısın vallahi. Evet, cadıyım. Cadıyım ama ona rağmen yanındasın. Ali, ya ben her şey için senden çok özür dilerim. Sude, biz kardeşiz. Kardeşiz biz. Kızsam da darılsam da sen benim bir tanecik ablamsın ya. Başka yok ki senden. Her şey iyi olacak bak. Geçiyor işte. Her şey düzelecek. Biz düzeleceğiz. Sen yeter ki iyi ol ya. İyi ki varsın canım benim. Oh. Hadi gelsene kahve İsmail'im. Gel. Bir tane komşum var. Onun bir kızı var böyle küçücük. Karışın varsa o kadar mutlu ki. İşler yoğunlaştı sanırım. Evet ya, öyle. Ali. Sen babana hiç benzemiyorsun. Burnun, yüzün, kemik yapın. Öyle mi? Doğrudur. Sen annene mi benziyorsun acaba? Ne bileyim kızım. Yani hayal meyal hatırlıyorum yüzünü falan. Kimse böyle bir şey söylemedi daha şimdiye kadar bana. Bilmiyorum. Bence benziyorsun. Sen niye böyle bir şey söyledin ki şimdi ya, ben anlamadım. Bir şey demek istemiyorum canım. Babana benzemediğine göre annene benziyorsundur diye ben öyle düşündüm. Onu dayıma sormak lazım Melek. Ya da babama falan. Peki sen... Annem yaşasaydı keşke diye düşünüyor musun? Ne oluyor ya? Siz hayırdır ya? Ha? Mehmet bana Eylül soruyor. Sen bana annemi soruyorsun. Herkesin ağzında ayrı bir rahmetli arkadaş. Ne oluyor? Hayırdır? Ali. Aslında...
Yemek hazır, gelecek misiniz? Evet ya, evet. Çok acıktık. Geliyoruz şimdi. Acıktın mı sen de ya? Ben çok acıktım. Sen ne diyordun? Aslında bir şey diyordun. Bitir onu. Aslında... ben de çok acıktım. Onu diyecektim ben. Hadi yemeğe gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Hadi başlayalım artık. Beni beklemenize gerek yok. Zahide Hanım, siz gelmiyor musunuz? Zahide değil o, enişte. Nazlı teyze. Zahide benim annemin adı ya, bilmiyor musun? Aa, pardon ya, karıştırmışım. Gelmiyor musunuz siz, Nazlı Hanım? Nazlı Hanım içeride yemek yiyince daha mutlu oluyormuş. Evet, evet doğru. Supi Demir geldi efendim. Çalışma odasını aldık. Tamam, geliyorum. Kusura bakmayın çocuklar. Önemli bir görüşme. Yahu nasıl verirsin o kadar daireyi? Enayi misin sen? Gelip bana sorsana. Korktum Ferman Bey. Çok korktum. Size gelseydim izin vermezdiniz. Ama bunu riske atamazdım. Ailem ellerindeydi. Kim olduğunu biliyor musun? Tanımıyorum. Ama eski bir hesap bu. Çünkü ben son dönemde hiç kanunsuz iş yapmadım. Kurtarın beni Ferman Bey. Ne olursunuz kurtarın, başıma bir şey gelmesin, korkuyorum. Titreme salak herif, titreme. Ekrem Bey, Şarkı Hanım geldi. Tamam, gelsin. Sebebi ziyaretini neye borçluyum Şayka? Sebebini gayet iyi biliyorsun Ekrem. Senden bir cevap bekliyorum. Neymiş o? Bana yardım edecek misin, etmeyecek misin? Mahkeme yaklaşıyor, daha fazla bekleyemem. Zamanım yok. Sana yardım edemem Şayka. O köprünün altından çok sular aktı. Zahide'yi üzecek. Hiçbir şey yapmam ben. Zahide'yi üzecek bir şey yapmazsın. Ama benim üzülmemi, benim zor durumda kalmamı istersin, öyle mi? Hepimiz ağır bedeller ödedik hayatta. Belki de sıra şimdi sende. Zahide'ye yaptığının cezasını çekmelisin. Böyle konuştuğun için çok pişman olacaksın. Sana son defa soruyorum. Nilgün'ü şahitlikten çekecek misin, çekmeyecek misin? Buraya beni tehdit etmeye mi geldin sen? Eğer bana bir şey olursa, ikimizin de hayatını ilgilendiren çok önemli bir sır... benimle birlikte ortadan yok olup gidecek. İşte o zaman sen de başını duvarlara vuracaksın. Hiç değişmeyeceksin değil mi Şayka? Her zaman sanki elinde böyle mühim bir koz varmış gibi bir afra bir tafra ha? Beni ciddiye almadığın için çok üzüleceksin. Çünkü bütün hayatını yeniden düşünmen gerekecek. Alo.
Lobeto. İyi iş çıkardın. Bu adamın dairelerini fakire fukaraya dağıtalım. İnşaat işçilerine. Az önce yemekte. Nazlanma Zahide demen ne demek? Dil sürçmesi. Bu Ekrem'le Zahide meselesini konuştunuz mu hiç? Yok, konuşmadık. Neden? Her türlü tezgah kurabilir de. Senin kafanı karıştırmasından korkuyorum. Onunla görüştüğümü bildiğinize göre kafamı karıştıramamış demek ki. Ben de öyle düşünmüştüm. Merhaba, iyi akşamlar. Buraya bırakıyorum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Mehmet. Tahmin etmeliydim senin koyduğunu. Bugün uğrayamadım yanına. Nasılsın diye sormak istedim. Teşekkür ederim. Nasılsın? Bilmem. Sıkılıyorum işte. Ama şikayet etmek yok. Sonuçta ben kendim için buradayım. Hele buradaki hastaların durumunu görünce. Şükrettim diyorsun. Aynen öyle. Bu arada çok şaşırdım dün gece. Nasıl girdin içeri? İnanır mısın, bugün de baktım pencereye. Oradasındır diye. Bulut, geldin bugün? Yok, gelmedim. Onun her zaman daha önemli işleri vardır. Sen iyi ol Sude. Şimdi bunları düşünme. Ne yapayım? Burada düşünmekten başka hiçbir şey yapamıyorum ki. Hayatımdaki herkesi, her şeyi, her dakikamı düşünüyorum. Hepsi kötü değildir ya. Hayatında iyi şeyler de vardır. Var tabii. Sen varsın mesela. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Öyleyim tabii. Sude. Sen oradan çıkınca yine eskisi gibi ol. Eskiden nasıldım ki? Unuttum. Çok neşeli bir kızdın. Öyleydim değil mi? Durmadan şarkılar söylerdim. Şarkıcı olacağım ben derdim. Sesin de çok güzeldi. Sevdiğim bir şarkı vardı. Hep söylerdi. Neydi ismi? İncindim. İncitildim derinden. Terk ettim kendimi. Tesadüfen karşılaştım içimde kendimle yeniden.
minicik kız çocuğu bak, duruyor orada hala. Anlatamam gördüklerimi o neşeli çocuğa. Bir minicik kız çocuğu bak, duruyor orada hala. Anlatamam gördüklerimi o neşeli çocuğa. Artık beni asla yaralayamaz hayat, eğer istemezsen. Yıllar beni kolay yakalayamaz, ben durup beklemezsem. Artık beni asla yaralayamaz hayat, eğer istemezsen. Hüsnü, hazırsın değil mi? Hazırım Şahik Hanım, merak etmeyin. Yarım saat önceden adliyeye gelmiş olurum. Güzel. Heyet raporu da hazır. Kadının akil dengesinin yerinde olmadığına dair her şey belirtilecek. Ama yine de iddia makamının elinde çok güçlü bir koz var. Biliyorsunuz şahit gösteriyorlar. Nilgün. Ali. Günaydın. Şişt. Ben biraz alışverişe çıkayım diyorum. Üzerime biraz bol bir şeyler alayım diyorum. Karnım belli olmaya başladı. Gel önce biraz. Sen gel. Gel. Ya benim çıkmam lazım. Gerçekten hadi. Hadi kalk sen de bütün gün uyuma boş boş. Hadi kalk. Pardon.
Duruşma fazla uzamasın yeter. Ben nereden bilebilirim? Avukat olan sensin. Tamam, tamam, tamam. Neyse, konuşuruz sonra. Peki, hadi iyi günler. Gelmek istediğine emin misin? Evet. Cezasını çektiğini görmek istiyorum. Bugün olmasa da çekecek Zahide. Bunun için sana söz verdim. Baba. Baba dur. Baba dur. Baba. 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 Selim Bey. Buyurun Melek Hanım. Aracı takip etmemiz gerekiyor. Lütfen acele edebilir miyiz? Tabii Melek Hanım. Buyurun. Toplandınız. Çiğdem nerede? O gitti. Meleklerle uçup gitti. Tamam, burada görülecek bir şey yok. Herkes odasına geçsin lütfen. Arkadaşlar, yapacağımız bir şey yok. Ne zaman taburcu olacaksın sen? Gerçekleşmiş. Yarın çıkacağım. İyileşmene çok sevindim. Peki, bir şey soracağım. Çiğdem'in kızı vardı 4 yaşında. Daha çok küçüktü. Ne olacak ona? Kurum ilgilenir herhalde. Tabii sahiplenecek kimsesi yoksa. Sen şimdi bunları düşünme. Git odana yat, biraz dinle. Dana'nın nesi kopuyordu? Neyi mutluyorsun kız sen yine? Ne danası? Ya şey, sona yaklaşınca deniyor ya. Ha! Dana'nın kuyruğu koptuğunda diyecek. Ama diyemedi, bulamadı ki lafı. Neyse. Sen kapı falan mı dinledin yine ha? Ne? Ne yaptın? Hayır. Ferman Bey'i telefonda konuşurken duydum. Avukatla konuşuyordu herhalde. Bugün boşanacaklar galiba. Ay. Vay anam vay. Sude Hanım da yarın çıkıyordu klinikten. Çok üzülecek kızcağız duyunca. Ferman Bey telefonunu unutmuş. Sude Hanım arıyor. Baba. Sude Hanım. Vera. Babamın telefonunun sende ne işi var? Yok, Ferman Bey telefonunu unutmuş da ondan. Beni görmeye mi geliyor? Yok. O bugün mahkemeye gitti. Mahkemeye mi?
Evet, bugün şey, boşanma davası olacak galiba. Boş boğaz. Tutamıyorsun değil mi dilini? Ya kadın tam düzelecekken vallahi yeniden delirtecek bu Vera. Ya ben nereden bileyim? Üf! Ne gidi? Sen onu külahıma anlat benim. İyi misin? Sesin kötü geliyor. İyiyim. Yani iyiydim de şu an pek iyi değilim. Ne oldu? Çiğdem canına kıydı. Çok üzüldüm. Ben de. Bir de üstüne kötü bir haber daha aldım. Annemle babamın mahkemesi varmış. Bugün boşanıyorlarmış. Benim oraya gitmem lazım. Sude tam iyileşmişken yine üzüleceksin. Gitmesen? Gitmek istiyorum ama. Hatta doktordan izin alacaktım bir gün daha erken çıkayım diye ama... beş kuruş param yok. Yardımına ihtiyacım var. Tamam, tamam. Geliyorum. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Bekliyorum. Emin miyiz buradan döndüğüne? Evet Melik Hanım. Buralarda bir yerde durabilir miyiz? Tabii. Bereketler. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Ben birini soracaktım size ama. Sor kızım, buralarda oturuyorsa bilirim. Saffet, Saffet Yılmaz'ı arıyorum. Emekli öğretmen, İzmirli. Saffet Hoca'yı soruyorsun. Bizim mahalleye yeni taşındı. Çok efendi adam. Bak şuradan sap, iki numarada oturuyor. Teşekkürler. Ya kızım, sen Saffet Hoca'nın nesi oluyorsun? Kimim kimsem yok demişti. Çocuğu da ölmüş garibimin. Ben eski bir öğrencisiyim. Ha. İyi günler. İyi günler. Baba. Baba ne olur aç kapıyı baba. Ne olur. Baba. Baba benim senden başka kimsem yok. Baba. Thank you.
Yapamıyorsun değil mi bensiz sen? Babamı buldum. Ne diyorsun sen? Neredeymiş, nasılmış? Süper haber bu kızım ya. Kızını silmiş Ali. Öldü benim için demiş. Hadi ya. Tamam, kurban olurum ben sana ya, tamam, üzülme. Dur, neredesin sen? Söyle bana, ben hemen geliyorum seni almaya. Tamam, ben geliyorum, bekle. İyi, tamam o zaman, evdeyim ben, gitmiyorum hiçbir yere, bekliyorum seni. Babamın doğum günü dedim. Bir gün erken çıkmak istedim, doktor da izin verdi. Aslında yalan da sayılmaz. Annemden boşandığı gün yeniden doğduğu gün oluyor. Oraya gitmeni hiç istemiyorum. Ama ben yanlarında olmak istiyorum. Üzülmeyeceksin ama, söz mü? Söz. Bu arada teşekkür ederim Mehmet. Gerçekten karşılık beklemeden yanımda oluyorsun. Ben bunu kimse için yapmadım. Hadi. Şahit gelmeyecek mi yoksa? Avukata geleceğini söylemiş. Reşat, ne diyeceğimi bilemiyorum. İnsanların kötü olduklarını görmek beni şaşırtmıyor Ferman. Ama ne kadar utanmaz olduklarını görmek beni çileden çıkartıyor. Bir terslik olmayacak değil mi? Hapse girmek istemiyorum ona göre. Umarım Şahit Hanım. Ama size daha önce de söylediğim gibi, eğer şahitleri konuşursa işimiz çok zor olacak. Davacı Zahide Yavuz, davalı Şahika Köklükaya. Burak abi, bir şeye ihtiyacı olursa. Teşekkür ederim ama sen beni bekleme, git. Peki. Söz hakkı savunma makamında. Sayın hakim. Dava dosyasına eklenmek üzere iddia makamının yapmış olduğu suçlamaların mesnetsiz olduğunu gösteren, Zahide Yavuz'un akli dengesinin yerinde olmadığını ispatlayan heyet raporunu tarafınıza sunarım. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Benim annemle babamın boşanma davası var da, hangi katta acaba? Boşanma davasıysa bu kattadır. Anladım ama listelere baktım, göremedim. Bir kontrol edebilir misiniz? Belki saatini geçirmişimdir. Tabii, ismini söyleyin bakalım. Ferman Köklükaya ve Şahika Köklükaya. Şahika Köklükaya. Evet, sadece Şahika Köklükaya'nın davası görülüyor. Ama o da boşanma davası değil. İkinci kattaki duruşma salonunda görülüyor. Peki, teşekkür ederim. Müvekkilimin akli dengesi gayet yerindedir sayın hakim. Dilerseniz adli tıp doktorlarından bunu doğrulayabiliriz. Devam edin. İddianızı dinleyelim. Müvekkilim Zahide Yavuz, 13 Şubat 1996 tarihinde sanık Şahika Köklükaya tarafından kaçırılarak adresini dilekçemizde belirtmiş olduğumuz Şahika Köklükaya ait bir eve kapatılmıştır. 20 yıl boyunca da bakıcı Nilgün Kara'dan başka kimseyle görüştürülmemiştir. Bu zaman zarfında yine isimlerini dilekçemizde belirtmiş olduğumuz nörolojik ve psikiyatrik ilaçlarla uyuşturulmuştur. Sayın hakim, bu ilaçlar aşırı dozda kullanıldığında hafıza kaybı ve hissizleşmeye yol açmaktadır.
Sanık Şahika Köklükaya'nın müvekkilime vermiş olduğu manevi hasar bir yana, bu ilaçlar dolayısıyla resmen canına kastetmiştir. Ciddi. Dosyanızda Nilgün Kara tanık olarak belirtilmiş. Evet efendim. Çağırın gelsin. Tanık Nilgün Kara. Tanık Nilgün Kara. Tanık Nilgün Kara. Tanığı dinleyelim. Suçlamaların aslı var mı? Hayır hakim bey. Suçlamaların aslı yok. Zahide Hanım'ın ruh sağlığı bozuktur. Evet, ona ben baktım ama bu hanımı daha önce hiç görmedim. Karar. Söz konusu davada duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine, bu tarihin taraflara tebliğ edilmesine, bu süre zarfında sanık Şahika Köklükaya'nın yurt dışına çıkmasının yasaklanmasına ve sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştir. Niye bütün hayatımı yeniden düşünmem gerekecek Şahika? Çünkü bu yaşına kadar bir kızın olduğunu bilmeden yaşadın. Artık bir kız babası olduğunu öğrenmen gerekiyor. Sude. Sude senin kızın Ekrem. Zannetme. Er ya da geç cezanı çekeceksin. Yakanı bırakmam seni. O kadınla mutlu olamayacaksın Ferman.
Ben yaşadığım müddetçe izin vermeyeceğim. Gerekirse yaşamayacaksın Şahika. Eğer seni Zahide'nin yanında görürsem... yemin ederim hayatım boyunca ölmek için dua edersin. Sude? Nasıl bu kadar kötü olabildin anne? O zaman başka çarem yoktu, inan bana. Lütfen sus Halime, lütfen. Ben bundan sonra nasıl inanacağım? Nasıl güveneceğim? Ya sen nasıl bu kadar kötü olabilirsin? Bir insanın hayatını nasıl böyle karartabilirsin? Hadi bana deli dediniz. Sen neydin peki? Ben babana çok aşıktım Zude. Senin Bulut'a olduğun gibi aşıktım. Bulut'u karıştırma lütfen. Beni anla diye söylüyorum kızım. Bak Zude. Seven bir kadın her şeyi yapar. Bunu en iyi sen anlarsın. Ben hiçbir şey anlamıyorum anne. Ben senin kadar kötü ve acımasız olmak istemiyorum. Böyle söyleme Sude. Benim yanımda senin gibi annem babam yoktu. Kocamdan başka hiç kimse yoktu. Hep yalnızdım. Bu hayatta hep yalnız olmak zorunda kaldım. Yalnız mücadele ettim. Eğer ben öyle yapmamış olsaydım... şu anki hayatımızı bile yaşayamaz olurduk. Şu anki hayatımız mı? Anne farkında değil misin? Biz şu an cehennemi yaşıyoruz. Hayır. Düzelecek her şey... Hiçbir şey düzelmeyecek anne. Ama ben iyileştim. Asla senin gibi olmayacağım. Babam haklıymış. Ben yıllarca onu suçladım. Artık seni görmek istemiyorum anne. Gerçekten. Senden ve kötülüklerinden uzak durmak istiyorum. Bana zarar verecek her şeyden uzak durmak istiyorum artık. Beni kendine benzetemeyeceksin. Alo. Ha, Sude Köktükaya ile görüşebilir miyim? Nasıl yani? Nereye çıktı? Buraya. Sude? Bir an önce evime dönmek istedim. Bana niye haber vermedin? Ben senin için hazırlık yaptırırdım. Alırdım seni. Eşyaların nerede? Aldırayım mı hemen? Attım onları. İyi misin? Nasıl hissediyorsun kendini? Normal. Herkes gibi. Bakalım bundan sonra ne olacak? Biliyor musun, ben çok umutluyum senden. Sude isterse yapar dedim hep. Çünkü sen benim karımsın. Doğru. Sude senin karın. Bulut, ben hayatımla ilgili minik bir karar aldım. Hı. Senden boşanmak istiyorum. Hayatımdan çıkmanı istiyorum. Bundan sonraki hayatımda ne yazık ki sana yer yok.